Şimdi içinde bulunduğumuz şartlar bizim yaratılmamıza sebep oluyor. Yani e, içinde bulunduğumuz zor durumlar başa çıkamayacağımızı düşündüğümüz veya başa çıkarken böyle canımızın çıktığını düşündüğümüz durumlar bizim yaratılmamıza sebep oluyor. Ve bu yaratılış aslında bizi hayatın içerisinde güçlü bir noktada doğal seleksiyonun içinde varlığımızı idame ettirecek kadar enerji ve potansiyel ortaya çıkartmamıza sebep oluyor. Hal böyle olunca bizim ruh dünyamızda karşılaştığımız olaylara karşı yaşadığımız ızdırap, korku, kaygı, ya yapamayacağım galiba, ya aslında pes edip kurtulsam mı? Ya vaz mı geçsem acaba dediğimiz durumlar aslında içimizdeki gerçek potansiyelin ortaya çıkmasını sağlıyor. Ve tam da beynimizin artık ağrılar içinde kıvrandığı, ruhumuza böyle sancıların saplandığı, korkuların, kaygıların saplandığı anlarda beynimizin burnumuzdan aktığını hissettiğimiz anlarda içimizdeki o büyük güç, içimizdeki o büyük enerjinin ortaya çıktığını fark ediyoruz ve bu çok değerli bir şey. Hani e, çaresiz kaldığımız an aslında güçlendiğimiz an. Çaresiz kaldığımız an aslında hayatın içerisinde ben de varım diyebildiğimiz an oluyor. Ama, hayatın döngüsü içerisinde hataya düşmüş olmak, yanlış seçimler yapmış olmak İnanılmayacak kişilere inanmış olmak, çok iyi niyetle iyi bir şeyler yapmaya çalışırken Farkında olmadan karşındakine kötü bir şeyler yapmış olmak Hayatın dokusunun içinde var Ve bu çok normal Ve bu çok insani bir şey. İçinde bulunduğumuz şartlarda hadi Yeniden bir şey ortaya çıkartayım Hadi yeniden bir şeyler inşa edeyim Hadi baştan başlayayım dediğiniz durumlar Aslında ee, yeni bir öykünün başladığı an anlamına geliyor. İçinde bulunduğunuz zor şartlar, hayatın içerisinde yeni bir sizin yaratılmanıza sebep oluyor. O yüzden korkmamak gerekiyor, kaygılardan özgürleşmek gerekiyor. Hadi tekrar başlıyorum. Eh, kontrolü kaybetmeye gerek yok, korkulara kapılmaya gerek yok. Bu hayatta zevk almayacaksak, bu hayatta mutlu olmayacaksak. Bu hayatta dolu dolu mücadele etmeyeceksek ne anlamın var ki deyip hadi tekrar yeniden başlıyorum. Kaybettim ama tekrar kazanabilirim. Yerine koyamayacağımız ne var ki? Yani hangi para pul, hangi karizma, hangi e, eder hani e, anlamlı olan şey. Tekrar kazanabiliriz. Her şeyimizi kaybetmiş olmak, bir yerlerden ya bitti artık yapamıyorum deyip hadi tekrar yeniden başlayabilmek. Anlam birazcık burada aslında. Yani hayat bizi güçlü olduğumuz yerlerden sınıyor. Ve bu güçlü olduğumuz yerlere karşı hayat mücadelesi verebiliyor muyuz, veremiyor muyuz? En dayandığımız, en güvendiğimiz yerlerin anlamsız olduğunu, çaresiz olduğunu, yetersiz olduğunu fark ettiğimiz durumlarda yeniden buradan başlayabilir miyim? Yeniden bir çözüm üretebilir miyim? Aslında biraz hayat buraya bakıyor gibi. Ve ee, cesaret... Yani insan her şeyini kaybeder ama cesaretini kaybettiği zaman her şeyini kaybeder. Cesaretimizi kaybetmeden hayatın içerisinde var olduğumuz zaman anlamımız ederimiz oluyor. Elimizde hiçbir şey yokken, donanımlı değilken, kendimizi yeteri yet, yeteri kadar geliştirmemiş durumdayken, kendimize inancımızı yitirmiş durumdayken korkuya kapılmamız gerekiyor zaten. Bir yerlerde bir terslik var. Ama yeteri kadar donanımlıysak, yeter kadar tecrübe sahibiysek bence başarmak için bunlar yeterli doneler gibi geliyor. Yani insanın kendi içinde ya ben bununla başa çıkamayacağım galiba. Bunların üstesinden gelemeyeceğim. Hayır gelebilirsin. Bu olayla karşı karşıya kalıyorsan bunun üstesinden gelebileceğin anlamı var bu işin içerisinde. Yani bizden üst bir boyut var, bunu kabul etmek gerekiyor. Yaşadığımız şeyler öylesine yaşadığımız olaylar değil. Ee, karşılaştığımız zorluklar öylesine karşılaştığımız zorluklar değil. Bunu bilmemiz gerekiyor. Ve çoğu zaman mücadele ederken kollarımız, bacaklarımız artık yeter, dayanamıyorum dediğinde içimizdeki o dayan diyen irade aslında bizim yeterliliğimizin mührü gibi, imzası gibi bir şey. O yüzden vazgeçmeyeceğiz, yılmayacağız, yıkılmayacağız ve kavgadan, umuttan, yarından, yarına olan inançtan, gökyüzüne olan inançtan asla vazgeçmeyeceğiz. Mücadeleler böyle kazanılır.